سلام دوستان گرامی، صبح خیر، حال شما چطور است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. مرحبالار arkadaşlar، hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere dil bilgisi konusu olarak karşıt anlamlı isim ya da zıt anlamlı isim, yani ismi mütekabil ya da ismi mutezat konusunu açıklamaya çalışacağım. Tabii tanımımız nedir? Önce bir tanımımıza bakalım. Şekilde farklı, zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı isim, şekilde farklı fakat anlamda birbirinin zıttı ya da karşıtı olan kelimelere denir. Şekilleri farklı, anlamları da zıt. Tabii buna ismi mütekabil ya da ismi mutezat da deniliyor Farsça olarak. Şimdi bu konuyla ilgili örneklerimize geçelim. Evet, birinci örneğimiz savaş anlamına gelen cenk. Şöyle yazalım. Savaş anlamına geliyor. Zıttı aşti barış anlamına gelen aşti. Evet, savaş, cenk, aşti, barış. Zıt anlamlı kelimeler, hem şekil bakımından farklı hem de anlam bakımından. Evet, yine bir başka kelimemiz iyilik anlamına gelen hubi. Hub iyi, hubi iyilik. Kötülük anlamına gelen bedi, bed kötü, bedi iyilik. Bunlar da zıt anlamlı isimler. Evet, yine bir başka kelimemiz siyah, siyahu sefid. Evet, siyah renk olarak siyah, sefid de renk olarak beyaz. Tabi bunlar sıfat olarak da kullanılıyorlar. Siyah ve sefid, bunlar da zıt anlamlı kelimeler. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılabiliyor. Evet, yine bir başka örneğimiz Reftu Ahmet. Reftu Ahmet. Evet, Reftu Ahmet gidiş geliş, gitme gelme anlamına geliyor. Reft gitme, Ahmet gelme. Bunlar da zıt anlamlı isimler. Tabi bu Reftu Ahmet gidiş geliş veya trafik anlamında da ayrıca kullanılıyor. Evet, yine bir başka örnek. Daniş ve nadani. Daniş bilgi anlamında, daniş bilgi, bilmek anlamında, nadani, nadani ise cehalet, bilmemek. Daniş bilmek, bilgi, nadani ise bilmemek, yani cehalet, cahillik. Bunlar da zıt anlamlı kelimeler. Evet, bir başka zıt anlamlı kelimemiz, isim. Ruşenai, aydınlık. Ruşenai, ruşen, aydın. Ruşenai yine aydınlık. Hem ruşen hem de ruşenai aynı anlamlarda kullanılabiliyor. Ve tariki. Tarik de karanlık demek, tariki de öyle. İster ruşen olsun, yani ruşen olursa tarik, ruşenayi olursa tariki şeklinde onun zıttı geliyor. Bunlar da zıt anlamlı kelimeler, isimler.
Evet arkadaşlar, zıt anlamlı isimlerle ilgili örneklerimiz bunlardan ibaret. Tanımımızı tekrar hatırlayalım. Neydi? Zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler, isimler. Tabi buna ismi mutezat ya da ismi mütekabil de deniliyor. Lafız bakımından değil, anlam bakımından da farklı olan kelimelere zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler diyoruz. Hem lafız bakımından farklı hem de anlam bakımından farklı olan kelimeler ya da isimler. Evet. Zıt anlamlı ismi, kelimeler, isimler, ismi mütekabil ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir başka dil bilgisi konusunda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar ve ümmi diye didar, hoda nigehdar.